Şimdi tüccarların bizden istedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki ovanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes kârı çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim? Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat. Bir kez söz ağzımdan çıktığına göre gayri benim değil Ertuğrul Bey'in netice önemlidir. Her şeyden önce teklifiniz bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır Çıldır Bey. Biz rızkı her daim haktan biliriz. Buna vesile olanlara da ancak minnet ederiz. Teklifinize cevap vermeden önce bunu ailemle istişare etmek isterim. Zira onların fikirleri vereceğim kararda etkilidir. Haklısınız Ertuğrul Bey. Bu iki obanın erlerini hatunlarla etkileyici bir ortaklıktır. Ertuğrul Bey'i ve ailesini ağırlamakta kusur etmeyesiniz. Gel Petrus. Taran için her şey hazır. Geliyorum Petrus. Candar Bey'in Ertuğrul ve ailesini bu gece misafir edeceğini öğrendik. Yaşlı kurt Candar. Alplerine baskını Ural'ın yaptığını öğrenmiş demek ki. Savaşı başlamadan bitirmeni peşinde. Yakında kokusunu alırız. Elimizde delilimiz yoktur.
bunlar oradan çıkar. İspat edene kadar sessiz kalacağız. Bilesiniz ki bu diyarlar tehlikelidir. Ertuğrul Bey'im, eğer bu işi kabul edeceksen işin başında bari anamla ben olalım. Kilimhane'yi çolpanla Ural'a bırakamayız. Kilimhane'nin başında sen olacaksın Halime Sultan. Onlardan tek şartımız bu olacak. Şehitlerimizin kanının hesabını eninde sonunda soracağım. Ben bu işi Frank Tüccar'dan alabilmek için ne vakittir uğraşırım. Niye baba? Niye? Sen rızkımızı daha dün çıkıp gelen bir başı bozukla paylaşasın diye mi? Çavdar Obası bugünlere düşmanlarını çoğaltarak değil, azaltarak geldi. Baba, kıyıdan ne dost olur ne de düşman. Çavdarların gücünden bahsedersin. Lakin bir avuç dolusu yoksulu tepemize çıkarırsın. Bırak bu işi biz halledelim. Buna gücümüz yeter. Ben de bilirim. Gücümüz neye yeter neye yetmez. Bu ortaklık iki obanın da selameti için gereklidir. İtiraz istemem. Bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz.
şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni şövalye ilan ediyorum. Sadık olacağım üstadım. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. Midilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Filip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun. Sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey için
beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakip değil ortak olacağız. Rahat rahat iletirsin diyeceklerini. Hazırlıklara bakayım. Eyvallah ya.
Kaç neye kadar verir bu olaya utanmaz mısın sen adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız beledin peşindeyimdir. Bak seni tanımasam inanacağım yolunla. O pis boğazın bir gün başına bela açacak demedim ben sana. Allah'ın ayısı. Acılar üzerime binecek olsa ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır. Sevdiklerimizi ardımızda bıraktık.
şeyden sonra kendi öz kardeşlerimin yolunda yürümezken biz yanımda durun. Bana attı. He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda ne iyi bir tüccar ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş, kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar senin ne dediğin laflar değiller. Sadakat ekmek ve aştan daha kıymetlidir. Sadakatini kaybetmiş bir alp, ruhsuz beden gibidir sevgili kardeşim. Ama Turgut daha önce bunu yapmış. Sadakatini kaybetmiş. Sonra obasına geri dönmüş. Bunu üstadın defterinde okuduk. Turgut oyun mu eder dersin abi? O bir Türk. Türkler kolay kolay sırt çevirmez. Öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avdan öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çizeriz. Oyun oynuyorsa o zaman gemileri biz yakarız. Thank you.
Dediğinize düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin hanlı pazarda yapılması uygun olur. Zira o kadar malı hanlı pazara taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler hanlı pazarda dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki oba da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşmak en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun. Thank you.
var mıdır Artık Bey? Buyur Ali Er Bey. Müsaade Allah'tandır. Thank you.
neresi Batuhan? Bu adamın bir şeyi yok. Benim elim inliyordu bey. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla. Seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey. Arkanıza da gözleriniz olacak kardeşler. Öğrenin bunları, öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen de kılıcını çekmeden bile çökerdin boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Hayırdır kardeş? Aklın hala bastırmadan mı kaldı koca boğaz? Ya ne bastırması kardeş, ne bastırması? Boğaz düşünce kan mı kalmıştır bende? İşe engel olacaksın Simon. Ayer senden pazardaki liman için yer isteyecek. Babam Ertugrul Bey'e ortak oldu. Ona engel olmalısın. Yoksa anlaşmamız biter. Frankler geldiğinde anlaşmayı bozan sendin. Ne çabuk unuttun. Bu iş başka, bu iş başka. Bana babamın güveni lazımdır. Ertugrul Bey'in çok bilinçli değil. Sen Ertugrul'u bilmezsin. Eğer buraya gelirse her şey biter. Esas Ertugrul'u bilmeyen sensin. Gözünü öfke vermiş. Bir de bana akıl veriyorsun. Hele bir gelsin bakalım Ertugrul Bey. Ne diyecek? Ertugrul Bey lütfedip buraya gelmedi. Aliyer birazdan burada olur. Buna Ertugrul Bey ile bu işin olamayacağını söyleyeceksin. Ve mesele kapanacak. Thank you.
Episide diyeceğim. Uydur acısı. Uyur Turgut'a. Kardeşiniz Maria ile bana yaptığınız iyiliği ömrümce unutmayacağım. Sana ve alplerine bunu yapan eşkıyaları bulup hesabını soracağım. Bundan emin olabilirsin Turgut'a. Olursun. Benim de haberim olsun. Haberin olacak Turgut. Geçmiş olsun Turgut Alp. Seni iyi gördüm. İyileşiyorsun demek. Maria Hatun sayesinde. Yakında o bana dönersin. Ben okumun Alp başıydım. Alplerimin kanının hesabını sormadan hiçbir yere dönmeyeceğim. Kardeşim Ali Er.
Talep için üzüldüm Ali abi. Ural Bey talep etti Zeynep. Dediğim gibi babam vazifeyi Ali'ye verdi. Bana da ikinizi tanıştırmak düştü. İkinizin nicedir ticaret yaptığınızı bilirim. Ve hukukunuz vardır. Lakin iki babanın ortak kararıdır. Bu iş namusluca vaktinde yapılacaksa bizim kurallarımız var. Nihayetinde ben tüccarım. İşime bakarım. Öte yandan Ural Bey de haklı. Ben Ertuğrul Bey'i tanımam etmem. En doğrusu onu da dinlemektir. Lütfedip gelirse ortak bir karara varabiliriz. Ertuğrul'u beklerken hiç tanımadığımız bir Türk çıktı karşımıza. Üstad Simon bu işe çok bozulacak. İşte sultanın casusu da kendine gelmeye başladı. Her adım. Cehenneme çevireceğiz bu toprakları, sizi gömmeden durmayacağım.